İşe el attı baba. Merdiven var mı? Yok. Lan merdiven değil. Nasıl ece? Anneanne. Merdiven diyordun ya demin. Anne. Elinde erkeğe bağlı. Bir şuan sarar o. Baba hafını yutmadı. Yutmadı. Unuttu. Açkarına yuttu da görmedim. Hafı içti mi diye baba? Hafını içmedi. İçti mi hafını? Haplarım yutmadım baba. Gel unuttum. Gel. Unuttu gidiyor. Neyse haplarım yuttum. Onun da hafını koydum. Kime dedi onu? Ne diyorum adam da hal mı koydun diyor. Sen kimde hal koydun kine? Tut tut. Niye gelmiyor yani? Ne yapacaksın yapacağım? Baba sen hapına bir iç git. Yok yok. Haplar sen iç. Sen git sen yürü. Git de iç hapını. Benim işim basit. O zor işte ya. Tak tak hemen. Değil mi anne? Ver şunu ucunu hadi. Gene de annemsiz yapamıyorum baba. Ama anne bu ne kı? Baba? İçeriği kapkaranlık yapar bu. Amcamın yaptığı gibi yapardınız ya. Rüzgar şey yapar diye yavrum. Bura çok rüzgar esiyor doğru ya. Ağız şey zımbara yapıyor. Dur bir dakika şu. Sana versene hatta. Hangisini? Stada hangisini istedin baba? Şunu mu şunu mu diyor? Şunu mu? Dur bir dakika. Bir sayı alayım. Ne dediği belli diyor. Al kime. Ya niye kızıyorsun ki? Ben kızıyorum mu bu? Tamam da o çıta de al ki ta hadi. Ta. Allah'ım yarabbim sen bana sabır ya. Şey yap sen de içeriden elektrik kablosunu çeksene baba. Ne yapacaksın? Seyyar şuradan camdan çıkar. Tak. Camdan çıkacak yer mi var da tel? Yok, çıkamaz, kapı, tel var orada. Kapıdan getir. He. Seni yırtma neyin? Kapıdan çıkacak o. Kapıdan. Annem demez, saniyesinde sinirleniyor baba, saniyesinde. Kim? Annen değil mi? Eyvallah. Annen kızıl kızıl. Sinirli, asabi. Ya ben öyleyim de bak kabullendi arkadaşlar, aha. Gördünüz mü? Evde sıcacıkmış diyor baba. Vallahi dışarısı soğuk çünkü arkadaşlar gerçekten bugün parmaklarımın uçları dondu benim de. Hadi ya o kadar soğuk mu? Evet vallahi senin eldiven var ya hissetmiyorum benim parmaklarım dondu bugün. Şimdi şuraya çakayım dedi. Nereye köşeye mi? Hı-hı. Önce çivi doğrultayım şuna. İyi bakalım. Dedim. Arkadaşlar buradaki olan elimizdeki imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bakalım olursa. Olur inşallah. En azından soğuğu biraz önlemiş olur baba. Değil mi? Yani. Çivileri bir doğrultayım önce. Çivi, hey, onlar senin getirdiğin çivi golleri mi? Al dur dur kızım. Geçirem attı. Şu çıkar ben bak. O zaman sen damadınla daha geçsin o zaman. Damadın uşuyor. Sen daha mı geçsin damadından? Tabii ben geçirim ya. Daha o yet ama 80. Sen 50'lik misin? Aa ben yaşım geç daha ya. Görüyor musun anne? En iyisi ya. Ya demin biri çatıya dırmandı, biri de şeye dırmandı. Maşallah da kızım. Maşallah dedim ya. Acaba böyle olsun mu? He? Yazı içeri alıyorum. Yok ne fark eder dışarı olsun. Dışarı olsun. Dışarı olsun ya. Bu şekil olsun. Anne. Kapattınız yüzünüzü ben sizi göremiyorum. Ama şöyle ha. Ha? Şu şekil altına da şey yapalım. Oran olacak. Yukarıya kapanacak ya mı tam? Bakacak bakalım. Onca da bir şey olmaz. Olur olur. Olur olur. Şimdinin belinden geçiyor soğuk. Şey var ya. Araba üşümüş tellemiş baksana. Gece kırağı mı var bu çacak ola? Bence öyleymiş anne. Bura biraz daha şey. O. Ne de olsa. Anne çocukluğun aklına geliyor mu hiç buraya gelince? Çocukluğum benim. Açı bura bunu. Ne diyeyim? Bura bunu. Bu da daha
daha bir eski ev vardı önceden burada. Bir de şu evde vardı. Tandırlık evimiz. Şu evin girinti var ya. Yan tarafta. Şu, şurada bizim çocukluğumuz en çok. Şuraydı arkadaşlar. Şuranın altı. Samanlı. Orası örtük kilitli. Bu tarafa diyorsun değil mi? Çekil, onu çekil, demedim çekil. Onu. Ya nereye diyorsun? Sen bilmiyorsun orası. Şu koşa var ya şu dip. Şu şeyin altı. Tam samanlık. Orada bir evlük diyorduk. Evliğimiz vardı. O da vardı. Ben niye burada hatırlıyorum gene? Sen onu bilmem. Burada üç oda vardı o zaman. Üç oda vardı. Tamam işte benim bildiğim buraydı. Tamam, ben şurayı işte, bilmiyorum. Burada üç oda vardı. Orayı gene biliyorum da. Vardı. Kapılar arka arka. Ben bir çıta alayım. Seni de oraya bırakayım geleyim. Arka arkaydı. Ondan sonra şurada damımız var. Gene tam burada. Şurayı diyorsun değil mi? Bak oraya şimdi şu an ne? Şey yani. Hatta şurada. Sen çadırı topla aç. Hangisi? Takmayacak mı bunlar? Ben çıta alayım da geleyim. Yok, yoksa yetmiyor. Şimdi onu geri oraya mı yerleştireceksin? Şöyle yerleştireyim. Bu olmazsa bu hılım olur. O senin oradan söktüğün değil mi? Evet. Söktüğün değil mi? Oradan söktüm. Söktün geri dağıyorsun. Evet. Tamir. Tamir yapıyorsun yani. Merhaba. Tamir vereyim de. İyi sağ ol. Sen nasılsın? Abi görüyor ya. Allah'a şükrediyor. Hastalığına uğraşıyorum ya. Geçmiş olsun. Arkadaşlar burayı tekrardan ne satıyorsun evraş ne? Yok öyle bir şey. Yapıyorum bunları. Yapıyor mu evraş okla yapıyor mu? Yok yok. Ümmete nerede? Cuma'ya gitti Cuma'ya. Nereye? Ulu Dağı'na mı? Ulu Dağı'na gitti. Onu oraya tekrar çakıp naylonun şeyini mi gereceksin? Duşamba mıydı adı? Neydi onun adı? Onu tekrardan oraya yerleştireceğim. Hadi bakalım. Boyamı da çalıyorum. Arkadaşlar buranın çöpleri de alınıyor bu şekilde. Çöpçüleri de geldi güzelce. Arkadaşlar belediyesi de geldi. Çöplerini güzelce boşaltıyorlar, temizleyip gidiyorlar köyü. Biz de burada tamirimize devam ediyoruz. Buraya geç güneş doğuyor biliyor musun baba? Değil mi? Aynen öyle bizim. Vallahi daha arkadaşlar buz gibi yeni güneş doğuyor. Güneşli yerler biraz sıcak ama gölge yerler buz buz. Üşüdü mü? Ya üşünülmeyecek gibi mi sence hava? Ne kadar hızlı gidiyor bamyan ya. Değil mi? Ne yapsın işini bir an önce halledeyim gideyim diyor da. Yani. Annem içeriği temizliyor. Şimdi kızım. Ne yapacağız şimdi? İki parça yapmamız lazım. Ki yetsin diye mi? Evet. Onları at köşelerine. Aha ayağımı vurdum daşa. Bu da yetmedi. Yetmedi mi? Ne yapacaksın? Bir şeyler yapmaya evet. Çalışacağız. Naylon, getirdiğin naylon yetmez mi? Onu yap bari. Naylon olmuyor. Oldu mu? Oldu. İyi bakalım. Şuradan da. Şöyle çakarız, keseriz fazlasında. Kim yardım edecek sana şimdi? Evet, kimse yardım etmeyecek. Kendi işimi kendim yapacağım diyor. Annem çünkü içeriği temizliyor arkadaşlar. Bugün iş başa düştü. Bugün babam kendi işini kendi yapacak. Aa, bir kere de zımbarayla tutturuveriyorsun. Zımba telini böyle tutturuveriyorum. Sağlam tutuyor mu zımba teli baba? Tutuyor tabii. Ya. Gördün mü? Gördüm. Hah. Beyaz tarafını keşke dışına verseydiniz. Öyle dedim de deden de diyor yok böyle çirkin oluyor diyor. Bir de beğenmiyor dedeciğim. O içte kalacak. Dışı asıl önemli. Evet işte bir daha anlatabilirsem. Olsun sen gene de tersine yapıvereydin. Yok kızım. O nasıl istiyorsa öyle yapalım. İyi o zaman. Evet. Çünkü bu arkadaşlar şu iç beyaz kısmı
dışta kalsa görünüş olarak daha güzel duracak diyecektin. Arkadan da belli ediyormuş zaten kendini. Olan güzelce zımbaralayalım. Onları niye oraya çaktın baba? Ne yapacaksın? Çakmasak nasıl tutturacağım bunu şambaları? Hey, İki tane vida tantalı. Ver bakayım şuradan. Vida mı vereyim? Anneciğim nerelerde? Beni buralara getiriyor hiç. Annem içeride. İçeri salonu temizliyor. Açık. Gavur açık. Aa baba oldu mu hiç? Ne yapıyor annesi ne diyor? Ha? Konuşuyorlar onlar. Bir tane daha alayım kızım. Al. Bir de şuradan atayım. Benim işim ne kadar zor ya. Niye? İşte. Benim işim kolay mı? Senin işin de zor. Benim işim de zor. Bir taraftan sen çağırıyorsun. Bir taraftan annem çağırıyor. Hı. Aralara tahtalara birkaç taht attığın zaman daha güzel tutar nuşambayı. Rüzgar estikçe yırtılmaz. Şimdi şuradan bir de çıta atacağız. Baba şu çalışıyor mu Allah aşkına? Hangisi? Aha şu. Bu mu? He. Çalışıyor tabi onlar. Küçük gene bir şey taksanız daha kibar durmaz mı ya? Orada kocaman çirkin görüntü olmuş o. Şuraya bir tane daha çıta atayım ben şöyle. Araya değil mi? Tavana tavana. Tavan kısmına mı? Aha, şuradan şöyle. Şöylece. He doğru söylüyorum bak öyle olur. Şuradan hatta şöyle kılıcını atayım. Önce şurayı şöyle keseyim. Anne! He? Babam diyor ki beni diyor buralara getirdi beni bu işlerle tek başıma bıraktı. Nerede bu anan diyor. Ben dışarı yedim umarıyorum. Onu çakıyorum diyor. Anamla niye sürüşüyorsun? Anamla sürüşmedim. Konuşuyorlar ben ya. Ben görüyorum bu. Allah. O. Konuşuyorlar. Konuştuk sürüşmedik ya. Kulağı duymayınca ister istemez evet. Biraz bağırıyor baba o yüzden dolayı. He öyle mi oluyor? Yani öyle olmuyor mu sence? Sanki annemle yana olmuş gibi oldun. Hayır annemden yana olmuş değilim ben. Sadece doğruları söylüyorum. Öyle mi oluyor? Yani. Çünkü dedemle anneannemin kulakları duymuyor. Ağır işi diyor. Şöyle gene anneannemin kulakları dedeme göre daha güzel işi diyor. Ama işine gelen işi diyor. İşine gelmeyene. He o açık öyle oluyor arkadaşlar. Bazen diyor ki farklı bir şey konuşursan hemen anlıyor. Onunla ilgili bir şey konuşursa hiç duyuyor. Sanki seni duymuyor. O oluyor tabii ister istemez. Değil mi? Yani. Ben zaten duruyorum durduğum yerde. Annem de diyor aynı şeyi. Sen de diyorsun aynı şeyi. Ben duruyorum. Bunlar hep bana dur bir diyorlar. 73. 74. 74. Baba sen bu Çorum'u çok yol etmeye başladın. He ya geri mi gitsek? Nereye gidiyor? Neyse yarın gideriz sanki. Değil mi? Böyle. Bugün cuma. Yarın cumartesi. Bunun şuracığında ne kaldı? He pazar ekstradan bana bir tatil tamam. He sana niye tatil? Sana da tatil olsun yani sen bana tatil verirsen kendine de tatil yapmış olursun. Pazar günü de Gülcan geliyor zaten. Evde ses yoktu arkadaşlar inanın. Şimdi ses olacak. He valla. İnsan sıkılıyor ses olmayınca da. Şimdi Gülcan'ın geldiğine sanki sevinmiyormuş gibi bir. Yok öyle demedim yani ses olmuyor. Şuraya iki yukarıdan bağırdı mı bir abla diye. İster istemez ses oluyor ama diğer türlü insan sıkılıyor. Acaba inansam mı arkadaşlar? Niye öyle dedin baba yani? Gülcan'a ne söylesem gelince. Bak. İki kardeşi birbirine tutturacaksın sen. Hı hı. Niye öyle yapıyorsun? Sen biraz hak ediyorsun. Aa ne kadar ayıp baba yani. Neyi hak ettin de şimdi öyle dedin yani? Onu da oraya çıkıp yalayalım.